Tabii dijital olarak çözümler ve yapay zeka odaklı stratejiler deyince biz bunu ilk olarak finans alanında gördük. Yani ilk finans alanında hayatımıza bu konular dokunmaya başladı. Özellikle finans dünyası dijital dönüşümün, yapay zekanın ilk şekillenmeye başladığı alanda diyebiliriz. Burada yapay zekanın finans sektöründe yarattığı gerçeklik boyutu nedir? Veri nasıl kullanılıyor? Arka planda derin bir anlayış var. O nasıl çalışıyor? Dijital dünyada güven konusu çok önemli. Buna da bir parantez açacağız. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi'nin inovasyon ve teknoloji alanında vizyoner lideri Bilge Köroğlu bugün aramızda. Geleceğin finansal hizmetlerini, özellikle yapay zekalı dönüşümün nasıl insana dokunan bir deneyime dönüşeceğini bize anlatacak. Alkışlarınızla Bilge Köroğlu sahnede, buyurun. Herkese merhabalar. Son bir haftadır ağır bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. O yüzden sesim için herkesten çok özür dilerim. Ölçülü kullanmaya çalışacağım ses yüksekliğini. Bir taraftan da heyecanımı kaybetmeden planladığım şeyleri aktarmaya çalışacağım sizlere. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben önce biraz kendimden bahsederek sunuma girişi yapmak istiyorum. Şimdi ben üniversitede okurken yapay zeka, makine öğrenmesi konuları arama motorlarında çok popüler tekniklerdi. Arama motorlarında kullanıcının yazdığı query'e veya işte o keyword'lere en anlamlı, en fazla kullanıcının aradığı içeriği en kapsamlı şekilde getiren, web sitelerini üst sıraya yerleştiren arama motorları daha popülerdi ve bunu yapay zeka teknikleriyle yapıyorlardı. Ben de bu alanlara merak sarmıştım tabii yıllar önce. Devamında o zamanlar hayalim akademisyen olmaktı. Yüksek lisansa başladım. Aynı üniversitede yüksek lisansımı bitirdim. Bilkent Üniversitesi'nde. Tabii şimdi yüksek lisans yaparken işin biraz daha akademik makale taraflarına da bol bol dokunmak, okumak ve yazmak zorunda kaldım. Hem de yüksek lisansımı yaparken şunu da fark ettim. Evet, biz bunu kağıt üzerinde matematiksel olarak toy datasetler dediğimiz akademik veri setleri, açık kaynaklı veri setleri üzerinde biz bunu aşağı yukarı altından kalkıyoruz. Bir önceki araştırmacının sonucunu biraz daha overperform ediyoruz, biraz daha tune ediyoruz vesaire. Evet, ama bunların hiçbirisi suya sabuna dokunan şeyler değiller. Hepsi kağıt üzerinde kalıyor. Ben biraz suya sabuna dokunmak istiyorum dedim. Ve o zamanlar 2012 senesinde girdiğim Yapı Kredi Bankası'nda şu önce 7 sene Ar-Ge mühendisi olarak çalıştım. Devamında veri bilimi ekibinin yöneticiliği ve şimdi direktörlüğünü üstleniyorum. Ar-Ge direktörlüğünü üstleniyorum Yapı Kredi Bankası'nda. Dolayısıyla aslında işin akademik geçmişinden de geldiğimiz için şu andaki aktif projelerimizde de bol bol akademisyen üniversite teşviğini aldığımız için bir taraftan da gerçek hayat problemlerine çözüm üretmek için var olan bir ekip olduğumuz için yapay zeka ve Ar-Ge ekibi. Dolayısıyla her boyutuyla konuya değinmek istiyorum ve bana gelen mesaj şuydu bu etkinlikteki davette. Bilge dediler, gerçek hayattan gerçek başarılar ve ne ölçüde hayata geçirdiniz, bunu vurgulayan bir sunum olmasını istemişler benden. Dolayısıyla klasik işte IDC'dir, Accenture'dır vesaire. Önümüzdeki dönemde 2030'da hayatımıza ne kadar otonom araç girecek, 2035'te geleceğin meslekleri ne olacak? Elbette herkesin mail kutusuna bu tip içerikler düşüyordur ve takip ediyorsunuzdur. Ben bu sefer bu kadar fütüristik şeylerden değil, biz 10 sene, hatta 12 seneye vardı. Neler yaptık 12 senedir Yapı Kredi Bankası'nda? Neler yapmak istiyoruz ve hala gerçekten üretken yapay zeka bu kadar çok popülerken, hype'ken kurumların, sektörde hatırı sayılan kurumların nelere ihtiyaçları var? Bunlardan biraz değinmek ve derlemek istiyorum. Şimdi yapay zekanın finans sektöründeki gerçekliğine baktığımız zaman herkesin ilk odağı operasyonel süreçler. Sadece operasyon iş kolundan bahsetmiyorum.
herhangi bir bankacılık iş kolunda da hazineden tutun dış ticarete kadar herhangi bir iş kolunda mutlaka önce yapay zekayı operasyonel süreçlerden tabiri caizse hatta değil gerçekten kurtulmak için yapay zekayı kullanmak istiyorlar. Şimdi hepimiz senelerdir özellikle son 8 senedir yoğunluklu yapay zekayı konuşuyoruz ama yapay zekaya yatırımını %5'ten daha fazla ayıran firma sayısı daha yeni %50'yi geçti. Herkes yapay zekadan ne bekliyor? Önce verimlilik bekliyor. Aynı zamanda da para bekliyor, kar bekliyor. Dolayısıyla pazarlama, satış, ürün geliştirme ve finans konularında yapay zeka use case'leri her sektörde olduğu gibi finans sektöründe de talepler çok fazla geliyor bu bölümlerde. Tabii ki bu kadar yaygın kullanılıyor. 8 senedir bangır bangır her etkinlikte üzerinde konuşuyoruz. Hala bir takım riskler var ve bu risklerin yanında çok ciddi denetleyici kurumlara tabiyiz, denetleyici maddelere tabiyiz. Bu denetleyici maddeler ve aynı zamanda bu talepler ve gelişen yapay zeka algoritmalarıyla, akademiden gelişen yapay zeka algoritmalarıyla nasıl ayakta duruyoruz, nasıl talepleri hayata geçiriyoruz tüm bu kısıtlara rağmen onlardan da bahsedeceğim. Tabii ki riskler vesaire hala gerçekliğini koruyor. Şimdi birkaç tane istatistik, gerçek istatistikler, bugünün temasına uygun istatistiklerden giriyorum. Müşteri etkileşimde ayrılan süreden yapay zeka dolayısıyla kazanılan gelir artışı %9, daha kısa sürede aynı kazanımı gerçekleştirmek %17 artış sağlamış. Faaliyet gelirlerinde %25 ile %40 arasında bir etkisi var faaliyet gelirlerindeki artışta. Otomasyon potansiyeli çok yüksek. Dediğim gibi operasyonel işleri hangi sektördeki kuruma giderseniz gidin. Koç Holding iştiraki olduğumuz için, Koç Holding şirketi olduğumuz için onlarla daha yakın temastayım ama nereye giderseniz gidin. Herkes önce o hummalı işlerini yapay zekaya devretmek istiyorlar. Dolayısıyla otomasyon potansiyeli gerçekten çok yüksek. Maliyet kazancı, tabii yapay zekaya devrediyoruz ama yapay zekayı geliştirmek de bir maliyet. Günün sonunda o harcadığımız parayı ne kadar geri alabiliyoruz? Bu kısmı da önemli bir konu. Yani şunu söyleyebilir sizin müşteriniz, ben buraya bir insan oturturum, aynı işi ona da yaptırtırım diyebilir. O kazancı da hesapladığımız zaman %10 mertebesinde. Genel müdürlük rollerinde, özellikle iş geliştirme gibi genel müdürlük rollerinde de %7 ile %10 arasında verim sağlanıyor. Slaytlar atladı mı? Bir sabır. Yapay zeka aslında hepimizin hayalindeki konu şu, yönetim kadrosuna yapay zekayı koymak. Yönetim kadrosuna koymaktaki kasıt ne? Yapay zeka operasyonel olarak geliri getirdi, verimliliği sağladı vesaire ama bizim hayalimiz ne? Bunu bir bankanın yönetim kadrosuna koyabilecek kadar şekilde kurumların içerisine entegre etmekte. Dolayısıyla yapay zekayı hayal ederken, kullanırken veya bünyemize katarken mutlak surette hedeflerimizi yüksek tutmak, bir taraftan da geçmişte kazandırdığımızı entegre ettiğimiz, benimsediğimiz uygulamalarda geçmişte kazandıklarımızı da göz önüne bulundurmakta fayda var. Şimdi biz yapay zekayı nerede kullanıyoruz? Dediğim gibi birinci madde iş gücü kazanımı, verimlilik. Biz Yapı Kredi Bankası olarak yapay zekayı, dokümanların üzerinde atılan ıslak imzanın varlık yokluk ve doğruluk kontrollerinde kullanıyoruz. Biz yapay zekayı Yapı Kredi Bankası'nda yüz tanıma ve doğrulamayı kullanabileceğimiz, biyometrik doğrulamayı kullanabileceğimiz birçok yerde yine kullanıyoruz. Biz yapay zekayı şurada kullanıyoruz. Aynı ürünlerin yurt dışında çok benzerleri var, muadil ürünleri var. Biz bu muadil ürünlerde şuna bakıyoruz. Kendi içimizde geliştirebilir miyiz? Geliştirebiliriz. Ve bu geliştirebileceğimiz her ürünü
O muadil ürün mertebesi ve daha fazlasında başarısını ileriye götürmek suretiyle o platformu veya o ürünü geliştiriyoruz. Nedir? Belgeden bilgi çıkarımı. Hem yurt içi hem yurt dışı çok yüksek lisans bedelleriyle satılan yazılım ürünleri var. Bunların muadillerini geliştiriyoruz. AutoML platformları çok duymuşsunuzdur. AutoML platformunu da aynı şekilde bu dataset üzerinde bu hedefi tahminlemek istiyorsanız hangi algoritma, hangi parametreyle ben bunu geliştirebilirim? Bu amaçlarla yapay zekayı kullanıyoruz. Prestij, Türkçe dil modeli. Bence inanılmaz bir prestij. Finans know-how'una sahip olması, ekstra dediğimiz zaman ne olduğunu anlayabilmesi çok önemli bir kavram. Finans know-how'una sahip, Türkçe sorduğun zaman Türkçe cevap veren bir dil modelinin olması. Çünkü elinizde bir Türkçe dil modeli olduğu zaman bankadan gelen talepleriniz, eğer size şunu söylüyorsa bankadan gelen talepleriniz, işte ben şöyle bir bot yapmak istiyorum, şöyle bir soru cevap sistemi yapmak istiyorum, şöyle bir not alma uygulaması yapmak istiyorum. Konuşmaları metne dönüştüren, toplantı notlarını otomatik üreten, müşterinin taleple ilgili açıklamalarını üst seviye gereksinim dokümanı yazdıran, üst seviye teknik analiz yazdıran bir uygulama istiyorum gibi bankadan gelen müşterilerin size böyle taleplerde bulunduğu zaman dil modeli çekirdek. Siz bu çekirdeği icat etmiş oluyorsunuz. Yenilikçiliğe teşvik, sürekli eğitim. Şimdi bizim yine daha fazla ne yapabiliriz? Yapay zekayla daha hızlı nasıl geliştirebiliriz? Yeni teknoloji altyapılarından neler nasıl faydalanabiliriz diye baktığımız zaman kuantum işlemcili bilgisayarlar gözümüzün önüne geldi. Ve dedik ki acaba kuantum işlemcili bilgisayarlar üzerinde yapay zeka, optimizasyon algoritmalarını çalıştırsak bize daha hızlı, daha doğru bir algoritma eğitimi yapabilir miyiz? Bunları değerlendiriyoruz. Riskin azaltılması, hayatımız her zaman para vesaire değil tabii ki, verimlilik değil, aynı zamanda riski de azaltmak. Gecikmelerin tahminlenmesi, daha gecikmeler yaşanmadan, borç gecikmeleri yaşanmadan tahminlemek. Ya da dolandırıcılık, suistimal dediğimiz vakaların önlenmesi ya da bu vakalar real time, gerçek zamanlı yapılırken işleme alınması. Bunlar bizim aslında Yapı Kredi Bankası olarak önceliklendirdiğimiz, devamlı üzerinde durduğumuz ve gerçekten fayda, verimlilik metriklerini yakından takip ettiğimiz alanlar. Şimdi dediğim gibi düzenlemeler var. Okey. Düzenlemelerin yanında talepler çok yoğun geliyor bankacılık ekiplerinden. Artık herkes hakim yapay zekaya kendi işlerinde. En azından nasıl kullanmaları gerektiğiyle ilgili inanılmaz detay açıklamalarla geliyorlar. Neye bakmanız lazım önceliklendirirken ya da işte bu işin oluru var diye karar verirken neye bakmamız lazım? Fizibilitesini yapmanız gerekiyor. Bu işin oluru var mı? Teknik olarak çala kalem bir algoritma eğitimi belki. Çala kalem verinin çekilmesi, verinin transformasyondan geçirilmesi. Hayata geçirildiği zaman entegrasyon noktaları süreçte nereye oturacak? Müşteriye dokunacak mı? Dolaylı olarak mı? Doğrudan mı dokunacak? Ya da yanlış yaptığı zaman bunu nasıl recover edilecek? Yapay zeka %100 doğrulukla çalışmıyor. İnsanların nasıl yanılıyorsa insanlar, yapay zeka algoritmaları da yanılıyor. Yanıldıkları noktada süreci nasıl tekrar tasarlayacağız? Tekrar nasıl dönecek sıfıra? Rekabet, bunu biz şu an erteliyoruz ama rakibimiz olan diğer finans kuruluşları, ödeme kuruluşları bunu hayata geçirdikleri zaman bizden kaç sıfır önde olacaklar ya da önde olacaklar mı? Risk yönetimi ve mevzuatlara uyum. Her kurumun mutlaka bir uyum ekibi, çok kuvvetli uyum ekipleri vardır. Bizim kurumumuzda da öyle. Mutlaka onlardan da zaman zaman özellikle dış müşteriye dokunan konularda bir uyum onayı almakta fayda görüyorum. Şimdi gelecek planlarımız, diyorum ya verimlilik, optimizasyon, süreç yeniliği, aynı zamanda güncel teknolojilere yatırım yapma,
barındırdığımız ekibimizde olan mühendislerin güncel teknolojilerle çalışmasını sağlama gibi konular. Bunlar hep bizim hedeflerimizde ama üretken yapay zeka bir numara. Üretken yapay zekayla neyi yapacağız? Türkçe sesten metin, metinden ses. Bunu cloud'da değil, kendi çatımız altında, kendi grafik işlemcilerimizle yapacağız. İkincisi, biyometrik doğrulama. Biyometrik doğrulama, yüz tanıma ve doğrulama uygulamamızı süreçlerimizde kullanmaya başlayacağız. Üçüncüsü, siber güvenlik. Siber güvenlikte sadece kredi kartı değil, kanal işlemlerdeki fraud tespiti, personel suistimalinin de tespitini yapay zeka ile gerçekleştireceğiz. EOPS dediğimiz bir diğer konu. Network'ün üzerinden gelen giden trafiğin anomalisinden tutun. Yazılım paketlerimizin response time'larının anomalilerinin tespitine kadar EOPS'u kullanacağız. El yazısı okuma. En eski yapay zeka problemlerinden bir tanesi. Hala bankaların el yazısı gelen dilekçeleri, talimatları vesaire müşteriden gelen özellikle bunları okuyup işlem yapmakla mükellef bütün bankalar. El yazısı hala çok popüler. Niye? Bir başka şey çekler. Türkiye'de çok yaygındır çek kullanımı ve bankalara bunu verirler, faktöring şirketlerine özellikle bunu verirler. Çeklerin üzerindeki el yazılarının okunması hala finans sektöründe birçok şirketin problemi ve bizim radarımızda üzerinde çalıştığımız bir problem. Çağrı merkezi dönüşümü, deminki panelde de bahsetti meslektaşlarım. Çağrı merkezi dönüşümü çok kritik. Çağrılarının süresini kısaltmak istiyoruz. Müşteriye hap gibi bilgilerle onun bir an önce problemini çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bir taraftan da müşteriyle konuşan çağrı merkezi temsilcisini de yeterli bilgiyle, hızlı bilgilerle, insight bilgilerle beslemek istiyoruz. ChatGPT kullanımı, bunu söylüyorum. Hazır fonksiyonlar varsa, mevzuat buna izin veriyorsa, bir takım dünyadaki sosyo-kültürel, jeopolitik vesaire problemler, siyasi problemlerle şalteri kapattığı zaman dezavantajlı duruma düşmeyeceksek eğer, o zaman ChatGPT'ni de mutlaka kendi süreçlerinizde kullanmayı öneririz. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç olabilir bu. Belki bir yere geldik, burayı noktalıyoruz, bir ara da veriyor olabiliriz. Günün sonunda biz yeni bir döneme giriyoruz. Hem teknoloji geliştiren kişiler olarak hem de bu teknolojiyi kullanan son kullanıcılar olarak farklı bir noktaya gittiğimiz kesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün dilerim. Bilge Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun bu arada. Gerçekten harika bilgiler aldık Bilge Hanım'dan. Yapay zekanın finanstaki etkilerini dinledik.